Böyle şimdi ürün daha sıfırdır gelmiş. Mağazalar da çalışıyor tabii. Çalıştım 6'dan sonra gittim eve saat 9:10 geldim. 3 saat yattım geldim. Yoğunuz. Allah razı olsun diye sağ olsun. Ben normalde şu anda bir tane mont gelmese bir hafta boyunca çalışsam elimdeki işi bitiremem. İşimiz Allah'a şükür çok yoğundur. Bunun da sebebi şudur. Ürünlerin fiyatı bayağı yükselmiş. Bayağı, mesela bildiğimiz mağazalar vardır işte marka diyelim isim vermeyelim. Onlar 10 bin 15 bin lirada fiyatlar başlıyor. E ne olur vatandaş diyor ki kardeşim ben 15 bini ona vereceğime ben 500, 600, 700 artık neyse durumuna göre değişir. Ben giderim, tamir yaptırırım. İş müdürü 3-5 sene daha gelir. Durum odur. Ondan dolayı yoğunluk var. Emitasyon dese emitasyonda da bayağı yoğunluk vardır. E sağ olsun demek ki vatandaşlar bizi tercih ediyor. Bizim sanatımızı, işimizi beğeniyor. O da çok etkilidir. Yoksa adam benim kaçma gözüme aşağı değil. Getiriyor, yapıyor. 9'da açıyorum. 11, 12, 1 sabahladım da olmuş. Tabii. Bu en sıkı olan işte bu Kasım'dır, Aralık'tır. Ocağa girdim, atı yavaş yavaş düşer. Mart'ta bir daha biraz yükselir. Hani sezon sonu bakımlarını yaparlar, artık kaldırırlar. Odur. Makineye az satılmaz. Zaten bütün deri montlarını kullanma kılavuzuna yazar. Yağışlı havada giymeyiniz. Şimdi sen makine alsan yağışlı havanı o misli ısıtmış oluyorsun. Suya maruz kalır. Bir de deterjanın şu var. O makineye girdiği an çıktıysa %80 pert olur. Yani o mod kullanılamaz. Yüksek derecede yıkamışsa %80'i çöpe atılıyor. %20'si çok düşük derecede yıkadığı için onu getiriyor. Ütü çekiyoruz, boya yapıyoruz, vazelin falan derken onu biraz bir nebze kurtarırız. Ama ıslak mendil asla nüfus etmesin. Islak mendil silmeye kalkışmasın. Ha çok kirlidir. Ne yapsın? Çok hafif nemli. Bir bezle onun o kirlenen kısmını silsinler. Başka da hiç. O yanlış kullanımı maliyeti yüksek olur, montu çöpe atar. Dersen ki mesela mont adam getiriyor, vatandaş yıpranmış, getiriyor boyasını yapıyoruz. Tadilatı şu buydur. O bizde iki çeşit boya vardır. Bir Türkiye'de üretilen, Diyarbakır'da üretilen boyalar vardır. Onu yapıyoruz. O boya tek 400 liradır Diyarbakır'da üretilen. Bir de Almanya'da bu sene getirdim yeni boya vardır. Onlar da 5 liradır. Sadece boyası. Bu şeyine göre değişiyor. Bakımına göre değişiyor. Boya olur, vazelin olur, ütü olur, astar olur, tele bırakması altta falan sarkıyor. Giyenler muhakkak biliyor. Göğüslerinde sarkmalar falan olur. Bu iç kısmına astar dışarı çıkar. Onlar olur. Ona da değişiyor. Yani normal bir mont eğer ki yapmaya kalkarsa 700-800 liraya mal olur. O. Altı sarkıyor. Telasını şimdi hallediyoruz.